Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Bu video hem hesap incelemesi hem yağmacı kesmesi. Arkadaşlar bu arada e, 2061 olarak biz e, KvK'ya geçtik ve güzel bir KvK olacak. İnşallah e, rakiplerimiz savaşacak. Bugün Timur abinin hesabındayız. Timur yani Mustafa abinin hesabındayız daha doğrusu. Güzel bir hesap, çok sağlam bir hesap. Burada da ben bugün yardımcı oldum. <laughs> Biraz e, yağmacı sandığı kestik. E, neler olacak neler olmayacak bu hesaptan kaç tane sandık açarız ee, Tabii ki şimdi açmayacağız bunları yayında açarız artık 2 gün sonra ve burada şimdiye kadar 175 tane sandık topladık 8 sırada 1 milyon 225 bin bir e, puanla burada duruyoruz arkadaşlar birinci sırada Tabii ki 2018-3000 de var 2061 2061 sonra da artık sıra ben gelecek gelecek 2061'de ve diğer arkadaşlara gelecek Haydi gidelim bakalım bu e, yağmacı ne demek. Arkadaşlar yağmacı ben bir tane sandık sadece size açıyorum. Bu yağmacıları açması için... E, yani arkadaşlar böyle bir şey e, yeni oyuncular tabii ki bilmiyor. Bu yağmacıda cevher var, materyal var, kaynak var, bir e, bireysel kredisi var, e, ekipman malzeme malzemesi var yani materyal var. Ve bunlar gerçekten çok çok önemli. O, yeni oyuncular... E, Tabii ki bu fetih sezonu farklı olacak ee, ama yeni oyuncular bence her türlü yağmacıdan gerçekten faydalanması gerekiyor. Mesela 200 kp ile bir ki harcarsan 2 günde e, tabii ki burada 500-550 sandık gelecek. 550 sandıkta 150-130 gün hızlandırma çıkacak. Bu gerçekten büyük bir miktar ve büyük bir katkıdan bulunacak. E, tabii ki e, daha fazla şeyleri de var yani kaynaktan bilmiyorum diğer hızlandırmayla. E materyalle, ekipmanla tabii ki ekipmanlardan mor ekipmanlar veriyor ama sonuç olarak ben 3 tanesini size açarım. Burada mesele bakın çok normal bir şey söyledim size. Materyal e, bakın burada materyal vermedi ama sonuç olarak materyal var. Kaynakları verdi burada. Yıldız veriyor. E, Altın yıldız tabii ki yeni oyuncular için çok çok önemli. Bireysel kredi veriyor. Önemli arkadaşlar, XP kitabı önemli ve taş önemli gerçekten. Bir de e, şey veriyor. Materyal değil. Aslak veriyor. Bu mort aslakla Kvk 1'deki oyunculara, KK 2'deki oyunculara gerçekten çok çok önemli. Bunları da bilmenizi isterim. Haydi gidelim bakalım bu hesap nasıl bir hesap. 118 milyonluk bir hesap. 10 milyar 300 milyon bir leş puanı var. 10 milyar 300 milyonda 386 milyon e, bir t5 var. 263 milyonda bir t4 var. Osmanlı İmparatorluğu karma karışık oynuyor. Çünkü böyle olacak ve 40 milyona yakın bir e, ölüsü var hesap baya baya sağlam üstünde güzel bir kaynak ve güzel bir cevher duruyor tabii ki VIP 18 VIP 18 1687 günde 1687 günde VIP 18 Gerçekten Sağlam bir hesabı gösteriyor burada eğer kaynağı giderse kaynakları çok çok fazla bir şekilde Kaynak burada duruyor ben hesaplamıyorum Tabii ki bunları artık programlar falan var istediğiniz şekilde hesaplayabilirsiniz ve güzel bir şekilde VIP puanı var burada. VIP 18 değil VIP 19 da gelse yine de yetiyor. VIP 20 de gelse yine de yetebilir. Yani bu kadar bu derecede VIP seviyesi var. Tabii ki kaynakla herhangi bir sorunu yok. Hızlandırmaya gelirse hızlandırma eğitim hızlandırması bunlar bugün geldi. Neredeyse yarısı. Çok sağlam bir şekilde e, e, eğitim hızlandırması geldi. Bir de e, iyileştirme hızlandırması 5 dakikalıklar baya baya iyi, yarısından fazla geldi ve burada da 5 dakikalık ve 1 dakikalık gerçekten sağlam bir şekilde hızlandırma topladık güzel bir hızlandırması var bu kavakaya rahat rahat geçirebilir arkadaşlar bu hesap güçlendirmelere gelirse güçlendirmeler falan yok çünkü bu hesap sürekli basıyor Ben ne hesabı altı paketleri falan çekiyor hiç de umrunda değil bunlar kalacak mı kalmayacak mı cevherle bir iki dakikada alacak ekipmana gelirsek buradaki önemli olan arkadaşlar böyle bir ekipmanlar var Kaç tane ekipman olduğunu bir, bir söyleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 çarpı 6, 54, 54, 55, 56. 56, 58, 58 tane bir ekipman var. 58 tane bir ekipmanla burada hidra patlaması kritikli bir

Tamamen kritikli. Tabii ki bunu kontanlardan göreceğiz. Güzel çok sağlam bir teçhizatı var. Gerçekten bunları da size gösteririm. Tabii ki bu teçhizattan buradan gösteremiyoruz. Buraya gelirse 27 tane pasaportu var. Tabii ki 2061'e bu hesaba yeni gelmiş. Altın kafaları yok. Bunda ben de şaşırdım. Aslında 85 tane altın kafası var. Ama bir bakalım bu hesap kontanlardan gerçekten neler yapmış. Çok çok merak ediyorum. Ben kendime böyle bir hesaplara meraklıyım. Yani neler var neler yok. Haydi gidelim bakalım temalardan ne var. Arkadaşlar temalara gidersek. Temalardan ee, Viking yüksel destanısı var. Viking var burada bir efsanevi tema olarak. ikinci olarak en sevdiğim tema Atlantis teması var. ikinci olarak. Üçüncü olarak burada Ada Kalesi var. %5 beceri hasarı bu oldukça sağlam bu hesap için. Tabii ki 3 tane efsanevi tema. 4 tane efsanevi tema Topkapı Sarayı da var. Bu da ee, ve e, ilahi mesken var ilahi mesken de gerçekten sağlam bu hesapta bir sanki bir eksik var o da e, alacak karanlık çöker bu da gerçekten sağlam tabii ki beceri hasarı var daha iki tane beceri hasarı ne işe yarar ki onu da ben e, tabii ki kendim size söylüyorum arkadaşlar temalarda gerçekten sağlam ve kontanlara gidersek kontanlara gidersek böyle bir efsanevi çekelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 bunlar nasıl bir şekilde? 40. 40, 41, 42. Tabii ki bunlar da ya küllemeye yakın. 42, ya, sadece diyelim 43 tane. 43 tane efsanevi e, kontanı full. Buradaki gözüme çarpan arkadaşım burada bir bling gerçekten gözüme çarptı. Tabii ki bu hesapta bir kasvari var ve ikinci suarısı, ikinci komutan da benim gözüme çarptı gerçekten. Niye full cool değil? Meraklıydım. Arkadaşlar buradaki bunları bakalım boş verin. Şimdi burada bir şey gözünüze çarpar tabii ki. Böyle bir hesapta böyle full kritikli bir e, liderlik seti gerçekten e, merak ediyorum yani böyle bir full kritikli bir Set harbiden merak içindeyim niye yapıldı abi tamamdı garnizon da ya bu kadar yatırım olması harbiden çok fena bir şey ama tabii ki bu garnizon olarak yani burada Heraklius var Heraklius gerçekten bir üst düzey bir komutan yani o yüzden Heraklius'u ben her türlü biliyorum yani bu kadar bu kadar iyi bir komutan olduğunu ve garnizondan ne kadar iyi çalıştığını biliyoruz o yüzden tabii ki Heraklius her türlü komutan garnizon komutanlarıyla ee, gidecek o yüzden böyle bir e, liderlik seti harbiden e, göze çarpar çok sağlam bir şey. E, Heraklius YSS ve Heraklius'un Okçu'yu artık her şeyden toplanıyor. Hadi gidelim bakalım bu, bu hesaptan neler var artık. Ekipman olarak arkadaşım birinci seti full e, kritik tabii ki suarı kritik seti var. Bir Okçu kritik seti var tamamen. Bunu çok fena bir şekilde yani can yakar bunlar bu iki taht. Açık alanda üçüncü kıtayı böyle neredeyse yüzde 80 yani önemli olan taslaklar ve e, bunlar tabii ki bunlar da kritikli arkadaşım. Üçüncü seti de çok çok fena. Dördüncü set Guanyo'da full efsanevi ve e, kritikli bir e, set. Burada bir tane açık alandaki ya garnizondaki liderlik seti full e, kritikli ve altıncı seti de böyle bir piyade seti yapmış. Sağlam bir şekilde bunu da tabii ki sonradan simgesel yapacak ama bence simgeseli yap abi geç şimdilik yani benim görüşüm böyle yap geç artık e, okçudaki setini bir tık daha yükseltebilirsin çok sağlam bir şekilde 5. seviyeye gitmesi gerekir artık. Yani bu hesapta e, böyle 1 set 2 set 3 set 4 set 5 set 6 alt set 6 set burada bir e, ekipman duruyor 6 set tamamen 36 tabii ki diğer komutanlardan da ne var? Artık diğer bazı şeyler de vardı. Tabii ki Elif kaç tane ekipman vardı. Onlar da başka komutanlara takmış gibi geliyor bana bilmem nerede. Ama 6x8 evet tamam tamam doğru. 6 set olacak. Tamamen 6 set var. 6 kıta çıkabilecek bir hesapta ama 6 kıta canı var bir kıta. Yani böyle bizim gibi... Bir tane kıtamız sadece kritikli değil 6 kıtasından 5 tane full neredeyse kritikli bir hesaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Haydi bunları geçelim bakalım abi bu adam e, yani bu kadar para yatırırken ya şey var yapken e, yaparken buradaki teçhizatlar ne durumda abicim buradaki teçhizatta bir suarda böyle bir teçhizat var %2 bir tüm hasar burada duruyor yüzde yedi nokta sekiz suara sağlığı yüzde on nokta suara savunması ve %7.6 yedi suara saldırısı buradaki bunun bunun kullanan Komutan kıtası verdiği beceri hasarını %5 güçlendirir. Tek hedefe doğrudan hasar verirken bu hasarı %10 artırır. Diğer durumlara diğer durumları ise %2 artar. Bekle isme ekleme süresi 5 saniye. Hiçbir sıkıntı yok ama çok güzel bir şey ve bu komutanın kıtasının saldırısı %3.5 artıyor arkadaşım. Bu bir kıtası. Sadece bir kıtası. İkinci kıtası olarak Jüklyang'a e bakıyoruz. Jüklyang'da 12.9 Suarez e, okçu sağlığı. %10 okçu savunması %9.6 okçu saldırısı. Burada açı var. Bu kullanılan komutan kıtası verdiği beceri hasarını %5 güçlendirir. Tek hedefe doğrudan hasar verirken bu hasarı %10 artar. Diğer durumlarda ise %2 artar. Bekleme süresi 5 saniyeliğine. Güzel. Komutan kıtasının sağlığını %3.5 artırır. Burada 12.3 var. Burada da 3.5 var. Yani 16.5 burada şimdiye kadar var. %2 daha çok hasar verir ve kompakt da savunmasını da 3.5 artıyor. Yani %13.5 bir savunmadan bahsediyoruz. Bu iki diziliş gerçekten mükemmel. Üçüncü dizilişe bakarsak 7.9 okçu savunması. Yüzde, yüzde 12 okçu pardon 7.9 okçu sağlığı yüzde 12 okçu savunması ve 2.7 okçu saldırısı güzel bir teçhizat burada yine de duruyor yüzde 2.5 tüm karşı saldırı hasarı çeşitleri artar %3.5 savunma veriyor. %3.5 tekrardan savunma veriyor. Ve %3 verdiği tüm beceri hasar çeşitleri artırır. Bu da oldukça sağlam. Tabii ki Guan Yu'ya gidersek Guan neler var? Guan Yu'dan %12.7 bir da sağlığı var. %11.6 da savunması var. ve %8.5 da saldırısı var. Tabii ki burada komutan kıtan üç 3.5 burada atıyor. Artırıyor %2 tüm normal hasar çeşitleri azalır ve yüzde üç buçuk daha saldırı da arttırıyor. Bu da oldukça sağlam bir ekipman arkadaşım. Buradaki tracandan bakarsak %5.2 piyada saldırısı var. %5 piyada savunması var. %8.2 sekiz piyada sağlığı var. %2 iki suarı saldırısı. %1.6 bir okçu saldırısı. intikal hızı kuşatmaya 3.2 ve tüm hasar yüzde iki. Burada da tabii ki bu komutan, e, bunu kullanan komutan kıtasını verdiği tüm normal hasar çeşitleri %1 artar, savunma 3.5 veriyor ve %1.5 daha da hasar alır. Bu da oldukça sağlam bir şey. Tabii ki Lucio'ya gelirsek, Lucio'yu burada yay dizilişi olarak kullanıyor. Yay dizilişi olarak da Lioche'den gerçekten sağlam 6.9 piyada sağlık, 7.4 piyada savunması ve 7.1 piyada saldırısı. Burada da tabii ki burada bu komutan kıtası verdiği normal hasarı 3 güçlendirir %3,5 güçlendirir kıtası her temel saldırı başlamına %10 ihtimalle 100 ofke harcayarak saldırı hasarını %70 artırır bu da sağlam komutan kıtası iyileştirme ya da bir kalkanın altında sonraki 3 saniye boyunca %2 daha hasar verir bu da çok güzel ve komutan kıtasının sağlığını 3.5 artırır arkadaşlar bu 6 kıtası gerçekten çok sağlam ben şimdi yani bu hesaptan ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Yani e, bu hesap her türlü her şeyi yapar. Tabii ki burada bir e, yani iki kontan ya üç kontan eksik olduğundan ben bahsetmiyorum. Yani çünkü bu kontanları, bu hesaptaki kontanlar gerçekten e, bizim hayal ettiğimiz kontanlar var burada sonuç olarak. Mesela örnek veriyorum bir klips ben uzun bir sürede bakmaya çalışıyorum. Mesela burada bir Honda takedasu var. Tabii ki burada diğer kontanlar var. Ama merak ettiğim bir şey var. Bu kom, bu e, ekipman e, bu hesap hangi bir kıtalarla çıkıyor? Mesela 5 kıta tamam 6. kıtasını support olarak kullanıyor. Peki bu 5 kıta ne olacak? Yani bu 5 kıta bu kadar kontanlıyken yani e, ben e, derim ki yani 2 kıta okçu çıkıyor zaten bu hesap. 2 kıta piyade çıkıyor, 1 kıta süvari çıkıyor, 1 kıta da e, şey çıkacak. Bu yüzden e, bu 2 kıta süvari yaptım mı yapmadım mı pek umurumda mı yok. Umurumda değil açıkçası. Çünkü güzel bir kontanları var ve sonuç olarak bu hesap teknolojiyi fullleyen bir hesap. Buradaki komutanlara bakarsak arkadaşlar böyle bir şey var. Burada benim gördüğüm şey e, tabii ki e, burada 5 kita var. 6. kitap burada e, tabii ki e, bani e, Ashurbanipal var tamam bakalım. Guan Yu Scipio, e, Budika Zhugliang, e, e, Lioche Sargon, e, burada da başka e, şey var Nevski Juana fark var. Burada tabii ki Trajan kullanacak ve buradaki tabii ki iki kıtayı ben dizersem yani buradaki söylediğim gibi bu yedi kıtayı söyledim ya. Yani Guanyoski, Pugh eyvallah derim. Budika mesela Ashurbanipal ya Ashurbanipal evet evet Jügljank, Hermen kullanacağım. Yine de yani burada Lioche Sargon güzel, Lioche Alex çok çok güzel gerçekten. Nevski Cuvana, Park kullanacağım. Yani iki katta burada, 3. katta, 4. katta, 5. katta, 6. katı da tabii ki Trajan, Mulan ya Trajan, Atil artık hangisi de ise sağ açık alanda kullanacak. Bu 6. katta bence burada can yakar. Ee, bu hesapta ben benim tahmin ettiğim şey yani 11.5 milyar. Eğer ki savaş dönerse 11.5 milyar, 12 milyar bir KP rahat bir şekilde e, tutar. Çünkü e, bu hesabın elinden geleni ardına koymaz. Biliyorum KK'da hiçbir şekilde pes etmez hesaplar. Zaten herkes buradaki 2061'deki gelen oyuncular hepsi öyle. Ve bir bakalım gerçekten e, nasıl bir şeymiş bu hesabı. KVK'dan sonra ben size söyledim. Söylerim yani neler olacağını ben de kendime merak ediyorum. Ama siz tahminden bu KVK'dan ne kadar kapı e, kasabileceğini e, bir söylersiniz yorumlarda çok çok sevinirim ve bir beğeni de atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Video burada bitti. izlediğiniz için e, gayet net bir şekilde teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.